8 maddede satış süreci diye bir sunumumuz var, 8 maddelik. Şimdi onları paylaşacağım sizlere. 1. Karşılama demişiz. Karşılama. Bunların büyük hallerini yine PDF dokümanına size yollarım. Biz ofisteki arkadaşlarımıza göre bunu hazırladık. Siz kendinize bunu uygulayın. Şirket kurallarına göre kılık kıyafetle şirkete gelmek. Saç sakal tıraşını olmak, kadınlar yine düzgün bir şekilde pardüsü giyenler pardüselerini giymek, işte misafiri ayakta kapıda karşılamak, ikramda bulunmak, eğer elimizde hurma ve zemzem varsa ikramda bulunmak, bunun dışında hanımefendi ve beyefendi diye hitap etmek, samimi olduklarımıza abi, abla da diyebiliriz. Bu dil alışkanlığı devam eder ama amca, dayı, teyze değil, dede değil, abi, abla şeklinde olabilir. Karşıladık. Gülümsemeyle misafirlerimizi karşıladık. 2. Dinleme ve anlatma. Bununla ilgili karşı tarafla bir defa öncelikle adını, soyadını ve irtibat bilgilerini alacağız. Ümreye gidecek misafirlerin talebini güzelce dinleyeceğiz. Talebi doğrultusunda onlara uygun program sunacağız. Seçilen program hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz ve ücret bilgisini vereceğiz. Önce güzelce dinleyeceğiz, sonra anlatacağız, sonra da inşallah anlaşacağız. Fedai uyardı şimdi. Bu irtibat bilgilerini de elinizden geldiğince yine merkeze bildirmenizi rica ediyoruz. Niye? Siz havalimanına bazen yolcuyu özellikle münferit gruplarda yolluyorsunuz. Bizde telefonları olmuyor, ulaşamıyoruz. Bazen uçaklar geç saatte oluyor. Sizi arıyoruz, işte eşinizi, dostunuzu arıyoruz. Yani yolcu uçak kaçırıyor neticede. Problem oluyor. 2. Dinleme dedik. 3. Kayıt. Kayıt için biz hangi turu istiyor? Turunu doğru bir şekilde alacağız. Bazen yanlış tur bilgisi geliyor. Sonradan düzeltmek etmek bunu zor oluyor. TC kimlik numarasını alacağız. Adını, soyadını, bilgilerini gireceğiz. Referans bayi, siz zaten kendiniz iyi olacaksınız. Yine cep telefonu. Kaç kişilik odada kalmak istiyor ve kimle kalmak istiyor? Bu konu da çok önemli. Yani yanlış kişiler, yanlış bilgiler. Bunlar olduğu zaman biz sıkıntı yaşıyoruz. Sağlıklı bilgiyi sizden rica ediyoruz. 3. Kaydımızı yaptık. 4. Dikkat edeceğiz bilet konusuyla ilgili. Eğer Türk Hava Yolları pas bilet yolcuysa, çocuk veya bebek ise, öğrenci veya engelli ise, tek erkek veya tek bayan ise bunlara dikkat edeceğiz. Bunları kayıt sırasında sağlıklı bir şekilde vereceğiz. Evrak, az önce hocam söyledi. Sadece pasaport istiyoruz. Pasaportun yanında ise sizlerden doğru bilgileri, yani akrabası neyse o bilgiyi bize sağlıklı bir şekilde vermenizi rica ediyoruz. Ücretlendirme ile ilgili ödeme. Eğer imkanı varsa kayıt sırasında yolcudan ödemenin alınması. Kayıt olduysa ve parası varsa mutlaka o parasını siz isteyin. Yani para istemekten biz çekiniyoruz genelde. Yani bu alışveriş varsa bu parayla oluyor. Yani bundan dolayı bir çekincemiz olmaması gerekiyor. Az önce söyledim, yine üstüne basa basa söylüyorum. Mutlaka en az 300 dolar kapora alın. Tur bedelinin tamamını alamıyorsanız da 300 dolar mutlaka alın. Yolcu gitmeden 10 gün önce eğer ödeyemediyse tamamını yine bu ödemesini isteyin. Bu 300 doları, bahsettiğimiz 300 dolar eğer vize sistemine girildiyse, Diyanet kartına girildiyse artık bunun geri dönüşümü olmuyor. Yani bu yüzden dolayı biz kayıt sırasında mutlaka bu ödemeyi alalım diye söylüyoruz size. Evet, hediyeliklerini de misafirlerimize, çantalarını, omuz çantalarını, terlik torbalarını, ümre rehber kitaplarını, havaalanında dönüşte biz zemzemlerini veriyoruz. Bunları da mutlaka hacılarımıza hem bilgilendiriyoruz hem de hediyelerini hatta şirketimizden uğurluyoruz. Güler yüzlü bir şekilde kapıya kadar uğurluyoruz. Şirketimizin veya kendi şahsi cep telefonlarınızı, iletişim bilgilerini veriyorsunuz. Ayrıca yapacağınız seminerleri de yine misafirlerinize bildiriyorsunuz.